Bildiğiniz gibi yaklaşık 15 günden bu yana ayet eleştirisi yaptığımız yayınlara ara vermek zorunda kaldık. Bunun temel sebeplerinden birisi gündemin oldukça yoğun olmasıydı. Bildiğiniz gibi gündemde savaş meselesi var. Dolayısıyla hem bu konuyla alakalı görüşlerimi ifade etmek istedim, hem de bu konuyu çarpıtan İslamcılara cevap vermek gerekiyordu. O yüzden ayet yayınlarını ara vermek durumunda kaldık. Bunun yanında özel olarak yaptığım birkaç tane video vardı. Onlara eğilmek durumunda kaldığım için o da epey zaman harcadı. O yüzden böyle bir kısa ara verdik. Şimdi tekrardan ayet eleştirisi içeriğine sahip yayınlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün son derece enteresan bir ayetin üzerinde duracağız. Bu enteresanlık hem ayetin iniş sebeplerindeki karman çormanlıkla alakalı olacak, hem de ayetin genel bahsettiği hususun enteresanlığı ile ilgili olacak. Ayetimiz Nur suresinin 61. ayeti. Şöyle deniliyor, ilk önce ayeti bir okuyalım. Kör için bir sakınca yok, topal için de bir sakınca yok, hasta için de bir sakınca yok. Evlerinizde ya da babalarınızın evlerinde, ya da annelerinizin evlerinde, ya da kız kardeşlerinizin evlerinde, ya da amcalarınızın evlerinde, ya da halalarınızın evlerinde, biliyorum sıkıldınız ama böyle uzayarak gidiyor, ya da dayılarınızın evlerinde, ya da teyzelerinizin evlerinde, ya da anahtarları sizde olan evlerde, ya da dostlarınızın evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sakınca yok. Size hiçbir sakınca olmaksızın bir arada ya da ayrı ayrı yemek yiyebilirsiniz bu evlere giderek. Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin. What? Kendimize selam mı verelim? Neden? Tanrı katından olan bereket ve güzellik dileyen bir selamla. Şimdi arkadaşlar, ayetin ilk kısmında ne deniliyordu? Kör için bir sakınca yok, topal için bir sakınca yok, hasta için de bir sakınca yok. Şimdi bu kısımla devam eden kısım şayet aynı konudan bahsediyorsa burada çok ciddi sıkıntılar mevcut. Yani denilmek isteniyor ki kör için bir sakınca yok, topal için bir sakınca yok, hasta için bir sakınca yok. Bunlar istedikleri gibi, diledikleri gibi sizin evinize girip çıkıp yemek yiyebilirler. Şimdi böyle bir durumda ne tür sıkıntılar doğabilir? Bu topal olan şahıs hırsız olabilir. Hasta olan şahıs da hırsız olabilir. Farklı niyetlerle o eve giriyor olabilir. Ben bundan nasıl emin olacağım? Bu ayete göre bunlara engel olunmaması gerekiyor. Bunlar istedikleri gibi hem benim, hem dayımın, hem teyzemin, hem eniştemin, hem amcamın, hem anahtarı kendisinde olan dostlarımın vesairelerin evlerinde istedikleri gibi girip çıkarak yemek bahanesiyle bulunmaları gerekiyor. Tabii ki burada şu denilebilir. Hayır efendim, ayetin ilk kısmı yani bu kör, topal ve hastalar konusu farklı bir konu. Devamındaki evlerde yemek yeme hususu farklı bir konu. İkisi ayrı. İyi de ikisinin ayrı olduğuyla alakalı burada bir emare yok ki. Şunu söyleyebilirsiniz, sen ayetin başını sonunu almıyorsun, istediğin kısmı alıp çımbızlayıp o şekilde cevap veriyorsun. Öyle mi? O zaman bir önceki ayete bakalım. Nur suresi 61'in bir öncesindeki ayet şöyle. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Yani burada şundan bahsediyor, çok yaşlanmış olan 70-80 yaş ve üstü kadınlar cinsel olarak erkeklere hitap edemedikleri için onların dış kıyafetlerini yani o çarşafı cilbabı çıkartmalarında bir beis yoktur. Dışarıya normal başörtü, normal bir kıyafette çıkabilirler. Aşırı örtünmeleri gerekmiyor deniliyor. Devamında ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Ama yine torbaya, çuvala girerek çıkarlarsa onlar için daha hayırlı olur. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Nur suresi 61'in bir öncesindeki ayet, gördüğünüz üzere bu ayet arkadaşlar. Konuyla bir ilgisi var mı? Körün, topalın, hastanın eve gelip yemek yemesiyle yahut artık farklı bir konudan bahsediliyorsa o konuyla bunun bir ilgisi alakası var mı? Yok. Peki Nur suresi 61'in bir sonrasındaki ayete bakalım. Ne deniliyor? Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O halde bazı işlerinizi görmek için senden izin isterlerse işlerinden dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile vesaire. Burada da evlerde yemek yenilmesi hususuyla alakalı yahut kör, topal, hastalarla ilgili bir husus yok. Bazı işleri yaparken Muhammed'den izin alın deniliyor. Yani konuyla ilgisi yok. Önceki ayette hiçbir alakası yok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, biz ayetin önünü arkasını kırpıp da cımbızlayarak eleştiri yapmıyoruz. Ayetin önünün arkasının konuyla bir ilgisi alakası yok. Şimdi gelelim tekrardan ayetimize. Söylediğim gibi
Ayetin ilk kısmıyla ikinci kısmı arasında bağlantı olmadığına dair hiçbir emare ayette yok. Diyebilirsiniz ki kardeşim bu ayetin iniş sebebi var. Sen öyle ayetleri kafana göre yorumlayamazsın. Öncelikle Kur'an'a göre tefsir yapılması şirktir. Çünkü Allah Kur'an'da bu kitabı ben kendim açıklayacağım diyor. Kitabı açıklamak bizim görevimizdir diyor Kıyamet suresinde. Bunun başka farklı ayetleri de örnekleri de mevcut. Dolayısıyla sen tefsir falan yapamazsın zaten normalde. Tefsirler zaten epey sonra çıkıyor. Kur'an'ın indiği dönemden 100 yıl sonra, 150 yıl sonra falan bu faaliyetler başlıyor. Haliyle siz bana tutup da tefsire bakacaksın, ayetin iniş sebebine bakacaksın diyemezsiniz. Ha bakarım. Ne zaman bakarım? İslamcılara cevap vermem gerektiğinde bakarım. Çünkü onlar tefsirlere uymak zorunda. İniş sebeplerine uymak zorunda. Ama kendim ayet eleştirisi yaparken esasında iniş sebebi beni bağlamaz. Ben hepsinin uydurma olduğunu düşünüyorum zaten. Fakat sizin için yine de bu ayetin iniş sebebine baktım ve çok daha komik, enteresan çelişkilerin ortaya çıktığını gördüm. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar, bu ayetin iniş sebebinde 4-5 farklı iniş nedeni belirtiliyor. Yani tek bir neden yok. Çorba gibi. Dolayısıyla hangisini kabul ederseniz oradan bir yorum üreterek yolunuza devam ediyorsunuz. Daha önce bildiğiniz gibi defaatle açıkladığım bir husus vardı. Hiçbir ayetin tek bir iniş sebebi yok. Dolayısıyla bunlara bakmanın da bir anlamı yok. Şayet bir ayet Allah'ın söylediği gibi apaçık olamıyorsa, herkes tarafından net bir şekilde anlaşılamıyorsa o ayet Tanrı kelamı falan değildir. Olamaz. Her ayete baktığımızda farklı farklı anlamlar, farklı farklı yorumlar görüyoruz. Böyle bir şeye tanrısallık müsaade etmezdi duası gereği. Şimdi ayetin iniş sebebine bakalım. Daha doğrusu iniş sebeplerine bakalım. Bu ayetin iniş sebepleri arasında benim yapmış olduğum analize benzer, yakın yorumlar da var. Farklı yorumlar da var. Ama söylediğim gibi resmen çorba gibi. Tek bir iniş sebebi yok. Şöyle deniliyor. Müfessirler bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında farklı görüşler zikretmişlerdir. Abdullah bin Abbas ve Dehhak'tan nakledilen bir görüşe göre bu ayet-i kerime Müslümanların kör, topal, hasta ve sakatlarla beraber yemek yemelerine izin vermek için nazil olmuştur. Zira Müslümanlar bu çeşit insanlarla beraber yemek yedikleri takdirde "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin." ayetlerine muhalif olacaklarını düşünerek korkuyorlardı. Çünkü kör, topal ve hastaların sıhhatliler kadar yemek yememeleri sebebiyle onların haklarını yemiş olabileceklerini düşünüyorlarmış. Bak hele bak şu müminlerdeki hassasiyete bak, ağlarsın. Hani o ganimetleri, o talanları, o hak yemeleri bilmesek şuna inanacağız. İlk yorum bu şekilde değerli arkadaşlar, iniş sebebi olarak. İkinci yorum şu şekilde. Mücahide göre ise bu ayet-i kerime kör, topal ve hastaların kendilerini yemeğe davet eden kişilerin evlerinde veya babalarının evlerinde veya annelerin evlerinde diye devam ediyor bu dayısı, teyzesi, halası, eniştesi, anahtar sahibi vesaire diye. Bunların evlerinde yemek yemelerinde mahsur olmadığını beyan etmek içindir. Neden mahsur olsun ki? Yani ben bir topalı evime yemek yemeye davet ediyorum ama bunun için Allah'tan izin istiyorum. Bir Muhammed'e soruyorum bununla alakalı bir ayet bir şey gelecek mi diye bekliyorum. Allah da yiyebilirler diyor. Bunun için neden müsaadeye gerek duyalım ki? O insan sakat olduğu için, kör olduğu için onu dışladıklarından dolayı mı böyle bir müsaade istiyorlar? Evet. Devamında böyle bir görüşü de görüyoruz. Sahabeler onlardan tiksiniyormuş bir iddiaya göre. Ve bunlar Müslüman. Müslüman olduktan sonra aradan bayağı bir süreç geçmiş. Ondan sonra bu Nur suresi geldikten sonra onların topallardan, körlerden tiksinmemeleri gerektiği, onlarla birlikte yemek yiyebileceklerini ifade ettiği iddia ediliyor. Kardeşim, şayet bu kitap tanrısalsa, böyle iğrenç bir düşüncesi varsa bu müminlerin, onlardan iğreniyorlarsa, gelecek olan ilk ayetlerden birisinin bu olması gerekir. Onlarla birlikte yemek yiyin, onlardan tiksinmenize gerek yok, onlar da sizin gibi insandır denilmesi gerekir mesela. Böyle bir şey denilmemiş, bayağı bir beklenmiş, Nur suresinin gelmesi beklenmiş, ondan sonra. Dolayısıyla bu iniş sebebi de bence pek mantıklı değil. Devam ediyor, bu ikinci iniş sebebiydi. Üçüncü iniş sebebinde şöyle deniliyor. Zühri'nin Ubeydullah bin Abdullah'tan naklettiği bir görüşe göre ise ayet-i kerime körlerin, topalların ve hastaların cihada çıkan ve evlerini bunlara teslim eden mücahitlerin evlerinde yemek yemelerinde bir mahsur olmadığını beyan etmek için nazil olmuştur. Hah işte bu benim, daha doğrusu benim değil, ayetten direkt olarak anladığımız yoruma uygun olan yorum. Hangi tarafa uygun? Cihada çıkanların evlerine körler, topallar, sakatlar istedikleri gibi girip çıkıp yemek yiyebilirler. Ya onların haberi olmasına gerek yok. Haliyle ben ne demiştim? Böyle bir durumda çok büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Çünkü bir insanın topal olması
kör olması yahut hasta olması o insanın hırsız olmayacağı, kötü düşünceler olmayacağı anlamına gelmez. Şayet ben evde olursam onları davet edebilirim, benim yanımda yemek yiyebilirler. Mantıklı olanı budur değil mi? Ama hayır, ayetten bu anlam çıkmıyor. Ayette denilmiyor ki onlar siz evdeyken beraber yesinler vesaire. En başta bunlara hiçbir şekilde sakınca yok deniliyor. Köre sakınca yoktur, topala sakınca yoktur vesaire. Ondan sonraki kısımda bunların hangi evlerde yemek yiyebileceklerinden bahsediliyor yahut bunlara hiçbir sakınca olmadığından bahsedilip devamında farklı insanların sizin evinizde, eşinizin, dostunuzun evinde yemek yemesinde sakınca yoktur deniliyor. Yani benim kabul ettiğim sıradan bazı insanlar için benim sülalemin evlerinde yemek yemelerinde sakınca yoktur anlamı var. İkinci bölümde, ilk bölümde köre topalı hiç sakınca yoktur anlamı var. Ve buradaki ayetten çıkan anlamı en uygun yorumdur. Ama burada da bitmiyor. Bu üçüncü iniş sebebiydi. Dördüncüsü. Bu arada Taberi de bu görüşü tercih ediyor. Bakın ayetin normal düz halinden çıkan en mantıklı yorumu tercih ediyor. Dördüncü iniş sebebine göre İbn-i Zeyd şöyle diyor. Bu ayet-i kerimenin baş tarafı kör, topal ve hastaların cihada gitmemelerinde bir mahsur olmadığını beyan etmektedir. Diğer bölüm ise evlerin kapılarının bulunmadığı bir zamanda kişilerin izin istemeden vesaire eve dalarak yemek yiyebileceğinden bahsediyor diyor. Bazıları diyebilir ki bakın bu da mantıklı bir yorum. Çünkü ayetin ilk kısmında deniliyor ki köre sakınca yoktur, topala sakınca yoktur, bilmem kime sakınca yoktur. Dolayısıyla bunların cihada gitmelerinde bir mahsur olmadığından bahsediliyor olabilir. Fakat ayet çok kopuk. Ayette denilmiyor ki körün, topalın, bilmem kimin cihada gitmesinde bir sakınca yoktur. Sadece şu deniliyor. Köre sakınca yoktur, topala sakınca yoktur. Neye sakınca yok? Ne yapmasına sakınca yok? Bunlarla alakalı bir bilgi yok. Haliyle biz ayetin ilk kısmıyla ikinci kısmı arasında ilişki kurmak zorunda kalıyoruz. Anlıyor musunuz? Hani öyle kafanıza göre yorum çıkartamazsınız. Ayetin iniş sebebi var da diyemiyorsunuz çünkü 5 tane farklı sebep var. Hangisi doğru? Onun için en başa geliyoruz. Allah Kıyamet Suresi'nde bu Kur'an'ı açıklamak bizim işimiz diyor. Dolayısıyla siz tefsir yapamazsınız. Ama ayetler anlaşılmadığı için yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da Kur'an'ın Tanrı kelamı olmadığını, insanlar tarafından üretilen, anlaşılması zor, anlaşılamaz çoğu yerde bir kitap olduğunu ortaya koyuyor. Bakın iniş sebepleri bitmiyor. Devamında Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir görüşe göre buradaki evlerin anahtarları kendilerine emanet edilen kimselerden maksat kişinin evini veya arazisini kendisine teslim ettiği vekili veya kayyumudur. Bak yorumlara bak. Alakaya maydanoz yani. Dehhak, Katede ve Mücahide göre farklı bir anlam var. Abdullah bin Abbas'a göre farklı bir anlam var. Bazı müfessirlere göre diye yine farklı anlamlar var. Yani çorba gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar iniş sebeplerine o yüzden fazla girmiyoruz. Hem bunların uydurma sonradan üretim olduğunu biliyoruz. Hem zaten Kur'an'a göre tefsir yapmanın şirk olduğunu, yasaklandığını biliyoruz. O yüzden ayetin ifade ettiği anlam neyse onu okuyup onun eleştirisini yapıyoruz. Şimdi toparlarsak değerli arkadaşlar bu ayette köre, topala, hastaya bir sakınca yoktur deniliyor. Hangi konuda sakınca olmadığı belirtilmediği için ayetin devamındaki evlerde yemek yemekle bunun ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki ne demek köre, topala, hastaya sakınca yok? Ben evde yokken gelip benim evimde nasıl yemek yiyebilirler? Ya hırsızsa bunlar, ya farklı kötü niyetleri varsa veyahut ben evdeyken geliyorlarsa diyelim. Öyle bir mana da çıkar. Yani bunlara sakınca yok. Sizden izin almaları gerekmiyor manası var burada. İstedikleri gibi gelip yiyebilirler. Pardon da benim evim yol geçen anı değil. Hani her kör olan, her topal olan, her hasta olan da tutup benim evime istediği gibi girip çıkıp yemek yiyemez. Böyle bir durumda zaten büyük bir kaos olur. O evde huzur kalmaz. O evde düzen kalmaz. O evde özel hayat diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla ayet bu açılardan yeterince açık ifadeler kullanmadığı için çok sıkıntılıdır, çok çelişkilidir. Evet, bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.